Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili aday adayı Uğur Acı, seçim çalışmalarında mahalle toplantıları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret, CHP teşkilatlarını ziyaretleri ve esnaf toplantılarını ara vermeden sürdürürken çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Milletvekili adayı gibi çalışan Uğur Acı, İskenderun Denizciler Mahallesi'nde seçim bürosu açtı. İlk seçim bürosunu Denizciler'den açan Uğur Acı, önümüzdeki günlerde de diğer mahallelerde de benzer çalışmalarla halkı CHP çatısı altında buluşturmak için çaba sarf ediyor. CHP Sarıseki Mahalle Temsilcisi emekli öğretmen Mehmet Kocaman yaptığı konuşmada Uğur Acı'ya adaylık ve milletvekilliği yolunda verilen desteğe teşekkür etti ve ülkenin içinde bulunduğu durumu özetleyerek verilen desteğin artması temennisinde bulundu. Seçilir milletvekili olarak aramızda görmek isteriz. Toplantılarına tüm siyasi görüşlerden vatandaşların katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti her konuşmasında dile getiren CHP Hatay Milletvekili aday adayı Uğur Acı, yola çıktığı ilk günden bu yana ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi CHP çatısı altında birleştirmeyi amaçlıyordu. Milletvekilliği maaşına ve koltuğuna ihtiyacının olmadığını belirten Uğur Acı, milletvekili olduğu takdirde maaşı, öğrenci bursları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını söyledi. Hocamın dediği gibi, şimdi buradaki arkadaşlarımın hepsinin siyasiden çok gönül dostları olduğunu biliyorum. Gönül arkadaşları olduğunu biliyorum. Bir ağacın yaprağı olduğunu biliyorum. Ondan hiç şüphem de yok. Bunu yürekten söylüyorum. Siyaseti bilmiyorum derken hocamın dediği doğru. Ben kirli siyaseti bilmiyorum arkadaşlar. Bravo. İş hayatında Mehmet abimle daha Nifa yeni kurulurken altımızda araba yokken muhtarımın bir tane 131'i vardı beyaz. Ondan Mersin'e gidip geliyordum. Tabii bunu niye anlatıyorum? Bu şirketin büyümesi de dostlarımın çevremiz sayesinde oldu. Partimizin ve böyle mahallemiz olsun, efendime söyleyeyim, denizciler olarak konuşuyorum, Hatay olarak konuşuyorum. Bu da aynı şey arkadaşlar. Biz yani şirketimizi büyütürken tırnaklarımızdan büyüttük. Partimizi de büyütürken aynı şekilde büyüteceğiz. Ama benim buradaki anlatmak istediğim kısaca şu. Çok zorluklar çektim iş hayatımda. Siyasi hayatta da bunu gördüm. Şu son 3 günde bunu gördüm. Ama şu şöyle yapmış, bunu işte yanlış hata oynuyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, Uğur Acı doğru kişi değil. Bu beni çok alakadar etmez. Ben şunu biliyorum, buradaki insanların yüreklerini ortaya koyarak bu saatte burada olursa demek ki biz bütünüz, bu bütünde kimseye bozdurmaya niyetimiz yok. Bir kere şu iç kavga, iyi bırakacağız arkadaşlar. Ahmet şunu demiş, Mehmet şunu söylemiş, siz bilmiyorsunuz, bırakın. Onu konuşturdukça batarız. Biz onu konuşturdukça batarız. Senin işin yok mu onun deriz, çıkarız. Doğru mu? Doğru. Şimdi her gittiğimiz yerde AKP'yi kötülüyoruz, MHP'yi kötülüyoruz, HDP'yi kötülüyoruz. Yok ya, o zaman biz yere varamayız. Burada saysam 10 tane AKP var. Onlar gönül dostu gelmiş, benim için buradalar. Ben onların yüreklerini ayaklarına sağlık diyorum. Biz onların, bizi onlar görmek istediği yerde istedikleri için buradalar. Ama ben yine söylüyorum arkadaşlar. Benim ne milletvekili maaşına ihtiyacım var, ne de milletvekili koltuğuna ihtiyacım var. Benim sizi temsilen yukarıya çıkıp da çocuklarımızın, kardeşlerimizin, amcalarımızın, dedelerimizin, abilerimizin ellerinden tutmaya ihtiyacım var. Tek amacım halkımı, Hatay'ımı temsil etmek. Parayla, pulla, koltukla asla insanoğlu bir yere gelmez, kimse de bir yere bir şeyi götüremez. Bir laf var. Diyor ya, asker ocağında kimse kalmaz, bu asker ocağında kimseye kalmaz. Yani bu biter. Uğur Acı bir hata yaparsa, oy vermişsiniz bana, emanet oy vermişsiniz, emanet. O oylarınız bende emanet arkadaşlar. Ben bu oyun hakkını veremezsem, bu halk da bu oyu zamanı gelince almasını yerebilir. Ben ne arkamdan kötü söz söyletmek için buraya gidiyorum, ne de kötü söz söylemek için bu yola baş koyuyorum. Ben sizler için bak başta söylüyorum, sizler için bu yola baş koydum.
Allah da bizi utandırmaz inşallah. Hepinizin anlayışı. Böyle alnınızı dik, böyle göğsünüzü gere gere gezdirirsen ne mutlu bana. Onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle biz hep vurguladığım şey şu. Her ne olursa olsun bütünlüğümüzü, düzenimizi bir ağacın dalı gibi birbirimize tutunmayı, neyin nereden geldiği önemli değil. Neyin nereden geldiği önemli değil. Kilitlenmeyi, kenetlenmeyi kendimize ilke edineceğiz arkadaşlar. İlke edineceğiz. Açığını görüyorsak kapatacağız. Yanlışını görüyorsak yüzüne vuracağız. Senin hareketin yanlış diyeceğiz. Nasıl bir çocuk yanlış yaptığı zaman, oğlum bu hareketin yanlış, bunu bir daha yapma diyorsanız, Uğur Ağca da yanlış yapıyorsa, Uğur Ağca da sizin bir evladınız, Uğur Ağca senin gittiğin yol yol değil, yanlış diye uyaracaksınız. Eğer siz insanların yanlışını yüzüne vurmaz, susarsanız ne bir yol ilerleriz, ne bir yol kat ederiz. Bugün burada niye bir amaç uğruna buradayız değil mi? Bir hedefimiz var. Bir hedefimiz var, onun için buradayız. Ama bu hedefi önemli olan hiç yılmadan, yıpranmadan, birbirimizi kırmadan, üzmeden bu yolda ilerlemek. Bugün Uğur olmayabilirim. Başka bir isim de olabilirdi. Başka bir kardeşimiz de olabilirdi. Bugün ufak bir şey anlatacağım size. Cengiz müdür geldi. Bizim emniyetten o emekli şey olup da istifa edip de aday adaylığını açıklar. Arkadaşlar gerçekten bir konuşmasını dinledim, bizi onur etti. Ona aynen şunu söyledim. Müdürüm ben adayım ama olamadığım takdirde de üzülmem. Senin gibi bir abimin bu yolda dedim baş koyması beni hiç değiştirmez. Ben canla başla sizi desteklerim dedim. Bravo. Hangi parti? Bir yat kırmızı ol arkadaşlar. Kimse inkar edemez. Sarıseki'ye hizmet etti. Kapı kapı insanlara yardım etti, hastasına gitti. Ben Riyad abiye bir partili olarak kötü demem, onu bir rakip olarak görmem. Onu bir abi olarak görürüm, bir partili olarak görürüm. Yine söylüyorum, biz bu çatının altında 78 tane adayımız varsa 78'i de benim abim, benim rakibim değil. Biz bu çatı altında bizi temsil edecek kimse, Allah kimi takdir etmişse, kimi layık görmüşse o olsun. Benim bir hedefim var. Benim bir hedefim var. Benim bir hedefim var. Hedefim şu. Hedefim şu. Dalımla gürlemek arkadaşlar. Dalımla gürlemek. Dere yatağını unutmaz. Kimse de kötülüğü unutmaz arkadaşlar. Onun için şunu söylüyorum. Allah bütünlüğümüzü, düzenimizi, huzurumuzu, sağlığımızı bozmasın. Adamın parası olmuş. Huzuru yoksa parası var. Parası var. Sağlığı yerinde değilse böyle zenginliği ister mi kimse? Ben size soruyorum. İstemez. İstemez. Onun için biz şunu söylüyoruz. Bizim yolumuzdaki tek şey paylaşmak, yardımlaşmak, o partili bu partili ayırtmazsızın tek yumruk olup bir tane temsilci seçmek arkadaşlar. Baba bir tane olur, kardeş bir tane olur. Herkes her şeyi bulabilir. İki şeyi bulamaz benim bildiğim. Bir anayı, bir kardeşi bulamaz. Var mı? Ben de bir sizin kardeşiniz olarak ben buradayım. Bravo. Söylüyorum. Ne makamda, ne koltukta, ne parada gözüm yok. Sizleri temsil edip de alnınızı dik gezdirsem ne mutlu bana. İngilizce ve Fransızca bilen, Fransız dili edebiyatı ve üzerine bir üniversite daha bitiren Tanju Okur, işsiz kaldığı dönemde Uğur Ağca ile tanışmasını anlattı. Tanju, Numan kardeşimin yanında çalışıyor. Numan'ın yok bana geliyor. Numan Okur biliyorsunuz bizim. Orada gördüm. Numan ne yapıyor? Dedim ki sen ne yapıyorsun? Ben kalktı Uğur Ağa boş geldim. Çocuğu tanımıyorum. Abi dedi ben işte okudum, iki tane üniversite bitirdim dedi, değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Bilmiyorum sen üniversite bitirdin,
Ertesi gün yanıma geldiler. Değil mi? Doğrudur. Ondan sonrasında kendisi anlatsın. Şimdi beni geldi, onur etti. Çok teşekkür ederim. Diğerini kendi anlatsın da bir ağzıyla dinleyin arkadaşlar. Benimki kısacası bir çöküş hikayesi. Ben üniversiteyi bitirdim. Askere gidene kadar hemen şurada 3 tane apartman var. Onların gece bekçiliğini yaptım askere gidene kadar. Daha sonra asker harçlarımı falan çıkardım. Askerden geldiğimde amcaoğlu var, Norman, Değirmen Dergisi'ne sahibi. Onun yanında ona yardım etmekle başladı bir şey. Bir yaklaşık 5-6 ay kadar onun yanında çalıştım. Daha sonra bir gün dayımın işini yaptık. Reklamlarını astık. Sarıseki'de üst geçidi, İskenderun'da üst geçidi. Yapım var. Onu... Evet. Evet. işlerini yaptık ve dayımla orada tanıştık biz. Daha öncesinde bir samimiyetimiz yoktu, hiç de tanımadım kendisini. Ama orada akraba olduğumuzu öğrendim. Daha sonra orada benim amcaoğlu dedi, benden bahsetti. Bu çocuk işte iki üniversite bitirdi. Atama bekliyor ama atama gerçekleşmiyor. Olmuyor. Burada çalışıyor ama herhangi bir şey yapamıyor yani. Bizim yanımızda ne kadar sürece belli değil. Ne yapıp ne yapamayacağını bilmiyoruz. Yani geleceği garanti altında değil. Çocuğa bir yardım eder misin? Neden yaptı? Dayım Allah razı olsun bir telefon açtı. Sayesinde nişanlıyım. 2 ay sonra düğünüm var. Hayatımda istediğim her şey istediğim gibi yürüyor artık. Yani artık elim ekmek tutuyor. Kendime güvenim var. Evleneceğim.